صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة حبيبك الأمين قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم استعيذ بالله إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم عزيز مؤمنين asil Müslümanlar, arş-ı âlâdan arzımızı, yeryüzünü teşrif eden, şereflendiren Ramazan-ı Şerifi, Rabbimiz Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri takdim ederken, hepinizin de defalarca duyduğu ve dinlediği gibi, Şehr-ü Ramazanellezî unzile fîhil Kur'an. Görüyor musunuz Müslümanlar? Şehr-ü Ramazanellezî. Ramazan ayı öyle bir aydır ki unzile fîhil Kur'an. O Ramazan'ın içinde Kur'an-ı Mübin indirilmeye başlandı. Unzile indirildi fîhi. O Ramazan'ın içinde el-Kur'an'u, Kur'an indirilmeye başlandı. Görüyor musunuz Rabbim Ramazan'ı nasıl takdim ediyor, ne ile takdim ediyor? Ramazan öyle bir ay ki o ayda Kur'an indirildi. Yani Allah-u Teala Ramazan'ı Kur'an ile takdim ediyor. Eğer Kur'an inmeseydi, Kur'an gelmeseydi Ramazan ayı olacak mıydı, olmayacak mıydı? Ne dersiniz? Ne dersiniz Müslümanlar? Olmayacaktı. Ne Ramazan'ı? Kur'an gelmeseydi Ramazan olmayacaktı. Kur'an gelmeseydi yeryüzünde hiçbir hakikat tecelli etmeyecekti. Her şey Kur'an'a bağlı. Ramazan'ın şerefi Kur'an. Ramazan'ın haysiyeti Kur'an, Ramazan'ın şahsiyeti Kur'an, Ramazan'ın hakikati Kur'an. Kur'an'ı kaldırdığınız zaman Ramazan da gidiyor. Hiçbir şeyin kıymeti kalmıyor. Şehru Ramazanellezî unzile fîhil Kur'an. Ramazan'ın şerefi, Ramazan'ın kıymeti, Ramazan'ın haysiyeti, Ramazan'ın hissiyatı, Ramazan'ın hakikati Kur'an içinde gizlidir. Kur'an olmasaydı Ramazan olmayacaktı. İşte böylece Ramazan ayı takdim edilirken Ramazan'ın son haftası içinde Ramazan'ın sonuna doğru Allahu Azimüşşan meseleyi biraz daha canlandırarak ne buyuruyor? İnna enzelnahu fi leyletil kadr. Biz azimüşşan Kur'an'ı yeryüzüne peyderpey, deste deste, ayet ayet, sure sure yeryüzüne Kadir gecesinde indirmeye başladık. Bakın yine Kadir gecesini de Rabbim neyle takdim ediyor?
Kur'an ile. Eğer Kur'an gelmeseydi Kadir Gecesi olacak mıydı? Söyleyin Allah aşkına. Olmayacaktı. Bakın onun da merkezi Kur'an. Ramazan'ın da merkezi Kur'an. Kadir Gecesi'nin de merkezi Kur'an. Hadisatın merkezi Kur'an. Kainatın merkezi Kur'an. Her şey Kur'an'da toplanıyor. İşin aslını, hakikatini öğrenmek lazım. İnna enzelnahu fi leyletil kadir. Kadir gecesinde. Demek ki Kadir gecesinin kadri, kıymeti, şerefi, şöhreti, rağbeti, manası, hakikati, sevdası, ana merkezi Kur'an. Peki Kur'an ne? Kur'an ne öyleyse? Kur'an'ın mahiyeti ne? Kur'an'ın hakikati ne? Kur'an'ın neticesi ne? Kur'an'ın semeresi ne? Kur'an'ın sonucu ne? Bu akşam bu noktalarda sizinle sohbet etmeyi düşündüm. Vaka yorgunuz. Bugün ben kaçıncı konuşmamdır bilemiyorum. Ama Allah'ın verdiği enerjiyle, sizinle samimi dinleme tavrınızla sabaha kadar konuşabilirim. Zamanımızın el verdiği, sizin de tahammülünüz, sabrınız, sebatınız, hissiyatınız, hassasiyetiniz ölçüsünde bu konuyu etraflıca anlatmak istiyorum. Kur'an nedir? Ma huvel Kur'an. Nedir bu Kur'an? Efendiler, Kur'an'ı anlamak için Kur'an'a kulak vermek lazım. Kur'an'ı anlamak için Kur'an'a yine kulak vermek lazım. Rabbimiz, Mevlamız, Allah'ımız Celle Celaluhu buyuruyor ki لَوْ اَنْزَلْنَا لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ وَتِلْكَ الْاَمْسَالُ نَدْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ Aman Allah'ım, aman ya Rabbi, لَوْ اَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ Cebel biliyorsunuz, azameti bilinmeyen muazzam bir dağın keyfiyeti, mesafesi bilinmeyecek. Çünkü Rabbimiz nekre ile ifade buyurmuşlar. Ala cebelin, öyle bir dağ ki ölçmeye, biçmeye imkan yok. Öyle bir dağın üzerine Kur'an indirilseydi, eğer biz diyor Rabbim Kur'an'ı büyüklüğünü tahmin edemeyeceğiniz kadar azametli bir dağın üzerine Kur'an'ı indirseydik. لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ Allah korkusundan o dağ, o muazzam dağ kitlesi öyle sarsılır, öyle dağılır. Azamet-i ilahiyye karşısında, Kur'an'ın dehşeti karşısında erirdi, sarsılırdı, kuzguz olurdu diyor Hazreti Allah. Dağ ona tahammül edemezdi. Ama dağların tahammül edemeyeceği muazzam Kur'an-ı Azimüşşan, kainatın efendisi, rahmeten lil alemin olan Hazreti Muhammed Mustafa, Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Onun mübarek, mukaddes ve muazzam kalbine Kur'an inmeye başladı. Biliyorsunuz Kur'an evvela Hazreti Muhammed'in kalbine inmeye başladı. Rabbimiz Kur'an'ı Cebrail vasıtasıyla herkesten önce, her şeyden önce Hazreti Muhammed'e indirdin indirmedi mi? Ona indi. Dağların tahammül edemeyeceği o muazzam emaneti Habibinin kalbine, Resulünün kalbine indiriyor. Allah Resulünün kalbinden kainata yayılıyor Kur'an-ı Kerim. Kelmi mekana yayılıyor. Kur'an böyle tedricen, derece derece müminlere, Müslümanlara, insanlara hitap ede ede, alıştıra alıştıra, ısındıra ısındıra tam 23 senede tamamlandı. Biliyorsunuz Kur'an nazil olmaya başladığı zaman Hazreti Peygamber kaç yaşındaydı?
yaşındaydı. 63 yaşında Resul-i Zişan Efendimiz dünyalarını değiştirer. Demek ki Kur'an 23 sene nazil olmaya devam etmiş ve 23 senede tamamlanmıştır. Bunları biliyorsunuz. Efendiler, müminler, Müslümanlar, Kur'an gördüğünüz gibi bizzat Hazreti Allah Celle Celaluhu tarafından Kur'an'ın sahibi o, Kur'an'ın münzili o, Kur'an'ı gönderen o. Doğrudan doğruya Rabbimizin muhafazası altında, Rabbimizin rahmeti altında, koruması altında Kur'an yeryüzüne geliyor. Kimsenin karışmasına ve karıştırmasına ihtimal yok. İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lehafizun. Ayet-i ilahiyesiyle adeta garanti altına alınmıştır. Kur'an'ı biz gönderdik. Kur'an'ı biz gönderdik, biz. Tekid üstüne tekid, kuvvetlendirmeyle, mana ile ifade ediyor. Ve inna lehu lehafizun. Onu kıyamete kadar muhafaza edecek olan biziz, biziz, bizizdir Hazreti Allah. Tekid üstüne tekid. Yani kuvvetlendirerek ifade ediyor. Bütün buralardan endişemiz yok. Anlamamız lazım gelen mana şu. Kur'an'ı indiren Hazreti Allah Celle Celaluhu. Allah tarafından geliyor. Allah tarafından gönderiliyor. Allah tarafından inzal ediliyor. Ve Resul-i Zişan Efendimiz de onu insanlara tebliğ ediyor, duyuruyor. Peki, Kur'an bildiğiniz gibi iki mekanda nazil oluyor. İki mekan. Birisi Mekke-i Mükerreme, öbürüsü de neresi? Medine-i Münevvere. İki tane mukaddes mekan var. Mübarek mekan var. Birisi Mekke-i Mükerreme, öbürü Medine-i Münevvere. İşte Kur'an'daki ayetleri, sureleri dikkatle bakarsanız bir kısmı Mekkiyetün, yani Mekke'de nazil olmuştur. Bir kısmı da Medeniyetün, Medine'de nazil olmuştur diye yazar. Ama nerede olursa olsun gönderen, Kur'an'ı indiren, Kur'an'ı Resul-i Zişan'ın kalbine, o kalbi muazzamdan da insanlığa sevk eden Rabbimizdir, Mevlamızdır. E hocam, bunun böyle olduğunu inkar eden mi var? Demek ki inkar edilmiş ki, bunun böyle olduğu reddedilmiş, itiraz edilmiş, inkar edilmiş ki, Rabbimiz devamlı inna enzelnahu, inna enzelna ileykel kitab, defaatle biz indirdik, biz gönderdik diyor. Bakınız, yakın tarihimizden bir vesika, canlı bir vesikayla Kur'an'ın Allah kelamı olduğunu inkar eden bir tarihi vesikayı buradan size okumak istiyorum. Yalnız bazı uğultular geliyor, uğultu, gürültü değil de uğultu geliyor. İstirham ediyorum, uğultu yapmayalım, dikkatlerimizi dağıtmayınız. Çıkan kardeşlerim usul usul sessizce çıksınlar. İhtiyacı olur, sıkışık, daralır, şu olur, bunlara bir şey, ama sessiz çıkalım. Bakınız size bir tarihi vesika. Acele etmeyin, yarın pazar. Sahuru yiyin, namazınızı kılın, yatın, ta öğleye kadar yatın canım. Yata yata bu noktalara kadar geldik, biraz da yatmayalım. Ne olacak yani? Mezarınızda yatarsınız inşallah kıyamete kadar. Eğer rahat yatabilirseniz tabii. Vallahi ben endişeliyim. Bazı gazetelerde büyük büyük adamlar ölüyor biliyorsunuz. Onların da çarşaf gibi ölüm ilanları. İşte falan memleketin eşrafından, esnafından, eknafından bir sürü falanın dedesi, falanın torunu, falanın oğlu, falanın kuzeni. Koca bir ölüm ilanı. Sonunda da ne diyor? Ebedi istirahatgahına tevdi olunacaktır. Yani kıyamete kadar rahat rahat uyuyacaktır diyor. Babasının çiftliği zannediyor kabristanı. Nerede uyuyacaksın hayvan? Bu kadar borcunan, bu kadar
günahla, isyanla, iflasla, cürümle, cezayla nerede yatıyorsun sen, kabirde istirahat ediyorsun sen? Ah! Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam'ı bilselerdi. Ne diyor Resulullah? لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمْ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَسِيرًا Ey insanlar! Benim bildiğimi bilseydiniz vallahi çok ağlardınız. Çok ağlardınız, az gülerdiniz. Nerede istirahatmış? Nerede istirahatmış? Kabirde öyle rahat uyumak neredeymiş? Bakınız, Hazreti Muhammed Mustafa'yı dinleyelim. Aleyhissalatu vesselam. Sahibu deyni mağlulun fi kadrihi la yekuffuhu illa bi kadai deyni. Sahibu deyni, borçlu ölen bir Müslüman. 5 lira borcuyla ölmüş bir Müslümanın borçlu miktarını peygamber belirtmiyor. Kul borcu, kul hakkıyla borçlu olarak ölen bir Müslümanın ruhu, bizatihi ruhu kabirde zincirlenecektir diyor. Zincirlenecektir. Yani zincirlere vurulacaktır, prangaya vurulacaktır. Sahibu deyni mağlulun fi kabrihi. Kabrinde zincir altına alınacaktır. Ruhu muallakta kalacak, askıda kalacak, cezada kalacak, azabın içinde kalacak. Borcu ödeninceye kadar kabirdeki o vaziyeti, o felaketi devam edecek. Hani nerede kabir istirahatgahmış? Kabir nerede öyle uyuyup rahat edilecek bir yermiş? Bütün bunlar cehalet alameti ve cehaletin vahametini gösteriyor. Neyse oraya geçmeyeyim, uzun mesele. Ben size Kur'an'ın Allah kelamı olmadığını, haşa, Allah tarafından gönderilmediğini, Allah'ın kitabı olmadığını ve Hazreti Muhammed'in haşa kendi uydurması olduğunu ifade eden tarihi bir vesikayı okuyacağım demiştim. Şimdi okuyorum. Ama dikkatini rica ediyorum. Dikkat etmezseniz vallahi anlayamazsınız. Tarihi vesikalar dikkat ister. Bakınız. Sene 1931. Sene 1931. Artık o gün Cumhurbaşkanı kimdi? Başbakan kimdi? Millet Meclisi kimdi? Şimdi anlayacaksınız. Sene 1931. Yani Cumhuriyet kurulduktan kaç sene sonra? 8 sene sonra. Dikkat edin. 1931 yılında İstanbul Devlet Matbaasında basılan ve bütün Türkiye'deki ortaokullardan sonra gelen liselerde, malumunuz ortaokuldan sonra liseler geliyor, lise mekteplerinde resmen okutulan, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından resmen okutulan tarih kitabı, aynen burada yazıları siyah yazıyla almış. Ben de oradan okuyorum. Tarih kitabının 2. cildinin 89. sayfasını aynen okuyorum. Resmen devlet tarafından basılmış ve bütün liselerde resmen okutulmuş tarih kitabının 2. cildinin 89. sayfasını aynen okuyorum. Bakınız. Muhammed diyor. Hazret mazret yok. Muhammed Mekke'de müşriklik muhitinde büyümüş olmasına rağmen dini meseleler ve dini düşünceler içinde pek derin bir surette zihnini meşgul ediyordu. Muhammed 40 yaşına geldiği zaman, bakın Allah aşkına aynen okuyorum. Muhammed 40 yaşına geldiği zaman vatandaşlarını kendisinin bulduğu ve zihnen uydurduğu, kendisinin bulduğu ve zihnen uydurduğu ve doğru olduğuna inandığı yeni bir dine davet etmeye başladı. Kendisinin uydurduğu diyor. Yani İslam dini diye bir din olmadığını,
peygamberin kendi kafasından, kendi havasından, kendi sevdasından düşünerek bulduğunu açıkça ifade ediyor. İslamiyeti doğrudan doğruya Hazreti Peygamber'in bir uydurması olarak kabul ediyor ve Kur'an-ı Kerim'in de onun tarafından yazıldığını açıkça resmen anlatan resmi bir görüşü lise mekteplerinde 25 sene okutmuşlar. Aynı tarih kitabının 90. sayfasını okuyorum. 90. sayfası. Bakınız. Kur'an nedir diyor. Vallahi aynen okuyorum. Kur'an nedir? Muhammed'in kendi kafasından koyduğu, esasların toplu olduğu kitaba Kur'an denir. Aynen vallahi ya. Muhammed'in kendi kafasından koyduğu, esasların toplu olduğu kitaba Kur'an denir. Hiç Allah'la bir alakası yok, görüyor musunuz? Muhammed diyor kendi kafasından koymuştur diyor. 1931'de bu tarih kitabı bütün okullarda böyle okutulmuş. Türkiye Cumhuriyeti. Devam ediyorum. Muhammed Arapların ahlak ve adetlerinin pek fena ve ıslaha muhtaç olduğunu anlamış. Bunları ıslah için tenha yerlere çekilerek senelerce düşünmüş ve yıllarca tefekkürden sonra kendisinde vahiy doğmuş ve Kur'an kendi kafasından meydana gelmiştir. Vallahi aynen böyle. Vay kafiroğlu kafirler. Hale bakın ya. Bütün bunları mekteplerde okutmuşlar. İşin felaketi burada. Ya efendiler, şunu açıkça şuradan söyleyeyim ki Cumhuriyet tarihi vallahi ve billahi baştan sona kadar Allah'ın, Resulünün ve Kur'an'ın düşmanı olan bir tarihtir. Baştan başa. Devam ediyor. Cinler, bakın cinler, güya kahinlere kayıptan haber vermek kudretini ilhan ederlerdi. Bu nevi itikatlar Arabistan'da her zaman o kadar canlı ve derin olmuştur ki Muhammed dahi cinlerin tesiri altında kalmış, birçok ayetleri Muhammed'e cinler söylemiştir diyor. Hani şeytan ayetleri diye Salman Rushdie diye bir kefere var ya, bakın bizim Salman Rushdie'ler resmen mekteplerde okutulmuşlar. Daha kötü, daha namussuzca. Devam ediyorum. 91. sayfasını okuyorum aynen. Muhammed uzun bir devirdeki tefekkürlerinin mahsulü olan ayetleri, bakın aynen vallahi böyle. Muhammed uzun bir devirdeki tefekkürlerinin mahsulü olan ayetleri lüzum ve ihtiyaçlara göre takrir ediyordu. Bununla beraber kendisini tahrik eden kuvvetin tabiat fevkinde bir mevcudiyet olduğuna da samimi surette kaniydi. Kendi kafasından getirdiği ayetleri lüzumuna ve ihtiyaca göre yazdırıyordu. Bakın tamamen Kur'an'ı Allah'tan, Allah tarafından gönderilen bir kitap olduğunu resmen silmiş atmış. Yakın tarih. 1931'de başlamış, 1950 tarihine kadar bu kitap bütün okullarda okutulmuş. Buyurun efendiler. Siz istediğiniz kadar inna enzelnahu fi leyletil kadr. 1000 kere bu ayet oku. Biz Kur'an-ı Azimüşşan'ı Kadir gecesinde biz indirdik. Biz. Allah diyor. Muhammed'le hiçbir alakası yok. Kur'an'ı gönderen Allah, Kur'an'ı inzal eden Allah, Kur'an'ın sahibi Allah. Ama Cumhuriyet tarihi bunu resmen inkar etmiş. Ve 1931 yılından 50 yılına kadar tam çeyrek asır bu küfür okutulmuş. Zavallı tarihimiz, zavallı memleketimiz. Sonra 1933 tarihinde, hani şu 31'di bu, 2 sene sonra camilerde ve minarelerde 1400 seneden beri aralıksız, kesintisiz, fasılasız okunan ezan-ı Muhammediyi tamamen değiştirmişler. Allahu Ekber yerine
Tanrı uludur, Tanrı uludur, Tangır Tungur, Tangır Tungur haline getirmişler. Şerefsiz adamlar, kafir adamlar. Yarın mahşerde bu kafirlerin nasıl hesap vereceğini dehşetle görüyoruz. Tanrı uludur. Tam 1933'te başlamışlar. 17 sene aralıksız bu şehitler diyarında, bu gaziler diyarında, hiçbir kasabada, köyde, şehirde Allahu Ekber sesleri duyulmamış, duyulmamış. 17 sene Allah demekle saklanmış. Vallahi böyle, billahi böyle. Elimizde vesikalar var. Efendiler lütfen anlayın. Efendiler lütfen hazırlanın. Hazırlanın zihninizi, beyninizi, aklınızı, idrakinizi, irfanınızı, imkanınızı hazırlayın. Biz bu adamların bütün yaptıklarını sorgulayacağız. Bunların hesabını soracağız. Hesabını soracağız. Hesabını soracağız. Merak etmeyiniz. Sabırlı olunuz. Allah'ın kitabına katıksız, kayıtsız, şartsız, pazarlıksız, tereddütsüz teslim olunuz. Gün gelecek, Allah'ın lütfuyla rejimi, sistemi, ilkeleri, her şeyi teker teker sorgulayacağız. Bakınız, bu tarih kitabını kimler yazmış? İsimlerini okuyacağım burada. Bu tarih kitabını kimler yazmış? Korkunç. Vesikanın, bu tarih kitabının altında o kitabı yazanların isimleri ve imzaları var. Arz ediyorum. 1. Riyaset-i Cumhur Umumi Katibi Mehmet Tevfik Bey. Cumhurbaşkanının umumi katibi. Şimdi ne diyorlar buna? Genel sekreter. Cumhurbaşkanlığı genel sekreteri makamında bulunan Mehmet Tevfik Bey namında kafiroğlu kafir. Yazan biri bu. 2. Çanakkale Mebusu Samih Rıfat Bey. İstanbul Mebusu Profesör Akçuraoğlu Yusuf Bey. Afet İnan Hanımefendi. Bakın hem de hanım hem efendi. Afet İnan. Erkan-ı Harbiye Miralayı Baki Bey. Balıkesir Mebusu İsmail Hakkı Bey. Kocaeli Mebusu Resit Saffet Bey. Şarkı Karahisar Mebusu Profesör Sadri Maksudi Bey. Sivas Mebusu Profesör Şemseddin Günaltay Bey. Hale bak ya. Vay zındık oğlu zındıklar. Efendiler korkunç. Cumhuriyet tarihi baştan başa korkunç, korkunç. Eskişehir Mebusu Profesör Ziya Bey. Burada Miralayların dışında diyor heyet mensuplarının, yani bu kitabı yazanların hepsi aynı zamanda Türk Tarihi Araştırma Kurumu'nun üyeleri. Türk Tarihini Araştırma Kurumu diye bir kurum kurmuşlar ve bunlar da o kurumun, o derneğin üyeleri, cemiyetin üyeleri olarak bu kitabı yazmışlar ve bu kitabı 25 sene Anadolu çocuklarına okullarda resmen okutmuşlar. Vay 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 vay. Şu memleketin haline bak. Şimdi efendiler, inna enzelnahu. Bakın hu orada Kur'an'a racidir. Yani biz, Rabbimiz diyor ki Kur'an'ı biz gönderdik. Muhammed kendisi uydurmadı. Hazreti Muhammed'in eseri değil Kur'an. Allah'ın eseri. Allah'ın kitabı. Zaten Mekke'de de böyle bir takım iddialar ortaya atıldığı zaman Rabbimiz cevap olarak ne buyurdular? وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَى وَمَا يَنْتِكُ نَفَكَ يَنْتِكُ biliyorsun nutuk, nutuk kelimesi buradan geliyor. وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَى Hazreti Muhammed Allahümme salli ala seyyidina Muhammed kendi havasından, kendi arzusuyla konuşuyor değildi. وَمَا يَنْتِكُ konuşmuyordu, nutuk atmıyordu. اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ o konuştukları, tebliğ ettiği şeyler Allah'tan gelen, Allah'tan getirdiği vahiyden başka bir şey değildi. Peygamberin ne haddine ayet getirmek kendi kafasından?
Peygamberin ne haddine ne hakkına. Ama işte bakın bunu inkar etmişler ve bir beşer sözü, bir beşerin hitabı, kitabı gibi yazarak, çizerek 25 sene okullarda Kur'an'ın Allah kitabı olduğunu resmen inkar ettirmişler. Bunu da teberrüken huzurumuza arz ediyorum. Bu Şemseddin Günaltay diyor. Bu zatı araştırdım ben şahsen. Medresede yetişmiş bir alim adam. Tefsiri iyi biliyor, hadisi iyi biliyor, fıkıh hususunu, usulü fıkhı çok iyi biliyor. Şemseddin Günaltay. Ama Cumhuriyet tarihinde dinini, imanını, kitabını satıp yerine makam ve mevki satın alan kafirlerden bir tanesi bu adam. Mürtet, Erzincanlı kendisi, Kemah kazasından. Dinini, imanını, kitabını vallahi satmış, yerine milletvekilliğini almış, sonra da İsmet İnönü tarafından başbakanlığa getirilmiş. Ve derhal makamı, mevkisi yükseltilmiş, ordinaryus profesör makamına yükseltmişler onlar. Ordinaryus profesör. Profesörler üstü profesör yapmışlar. Başbakanlık makamına getirmişler. Başbakan olur olmaz meclis kürsüsünde bir konuşma yapmış. O konuşma zabıtlara geçmiş. Aynen oradan okuduğum gibi size de söylüyorum. Vallahi şöyle söylüyorum. Başbakan olduğunun akabinde hemen kürsüye gelip de bir teşekkür konuşması yapmıyorlar mı canım? O da bir konuşma yapmış. Konuşmasının nihayetine doğru diyor ki, arkadaşlar diyor, biz her ne kadar Müslüman bir millet isek de, bakın, bizim diyor İslam anlayışımız çok farklıdır diyor, farklı, çok farklıdır. Biz diyor, aynen böyle Kur'an-ı Kerim var ortada, biz diyor Kur'an-ı Kerim'de Mekke'de inen ayetleri kabul ediyoruz, Medine'de inen ayetleri inkar ediyoruz diyor. Aynen. Zabıtlara geçmiş bu tabirin sözü. Mekke'de inen ayetleri kabul ediyoruz, Medine'de inen ayetleri kabul etmiyoruz diyor. Şu cumhuriyet tarihi ne korkunç Allah'ım, ne korkunç, ne korkunç. Ama işte Allah'ın izniyle yavaş yavaş çorap gibi sökülmeye başladı. Çorap gibi dökülmeye başladı. Sapır sapır dökülmeye başladı. Her şey ortaya çıkacak, merak etmeyin. Hazırlıklı olun, temkinli, talimli, sabırlı, tahammüllü olun. Allah'ın izniyle hepsi ortaya çıkacak. Efendiler, inna enzelna, biz indirdik. Bakın, bütün tarihi detaylarıyla meseleyi arz etmeye çalıştım. Peki, bu Kur'an nedir? Ne var bu Kur'an'da? Onu da şu ayet-i kerimeyle açıklamaya çalışayım. Estaizu billah. Rabbimiz aynen şöyle beyan ediyor. لَكَدْ اَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ كِتَابًا ف۪يهِ زِكْرُكُمْ اَفَلَا تَعْقِلُونَ اَفَلَا تَعْقِلُونَ Aman ya Rabbi. لَكَدْ اَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ كِتَابًا Ey insanlar! Bakınız Müslümanlar. Ey insanlar! Muhakkak ki enzelna, indirdik, gönderdik, ileyküm size. Bakın Kur'an-ı Kerim doğrudan doğruya insanlara geliyor. Kur'an'ın hayvanlarla hiçbir alakası yok. Kur'an'ın muhatapları insanlar mı, hayvanlar mı, Müslümanlar söyleyin. İnsanlar muhatap kabul ediyor. لَكَدْ اَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ Bakın size. İleyküm size demek indirdik, gönderdik kitaben, öyle bir kitap ki, efendim benim bazı, kesmeyin konuşmamı, başka yerden açıklayayım, bazı arabaların plakasını okuma, ben burada plaka mı okuyacağım, ayet mi okuyacağım ya, dersin akışını bozmayın, ders vermek kolay bir şey değildir, dersin intizamı, insicamı, akışı korkunç bir çiledir, çile çile, ben burada oyun oynamıyorum, bozmayın. Yürüyen bir tren gibi, rayın üzerinde yürüyen bir trenin önüne bir saman çırpı atın, raydan çıkar mahvolur.
konuşan hatip de dur dikkat, intizamı, insicamı bozuldu mu? Her şey alt üst olur. Siz konuşmanın ne olduğunu bilmiyorsunuz. Ben buradan araba plakası okuyamam. Dersimin, zihnimin akışını bozamam. Kainatı değişmem bir kitaba, bir ayete, dünyayı değişmem. İşin önemini bilmiyorsunuz. Bakın, Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimiz'e sordular. Peygamberimizi görmeyenler, yani tabiun dediğimiz kişiler, Ebu Hureyre'ye sordular. Siz Allah'ın Resulü'nün karşısında nasıl otururdunuz? O konuşurken nasıl dinlerdiniz? Bakın cevabını Allah aşkına Müslümanlar. Cevabına bakın. Biz Allah Resulü konuşurken biz öyle dinlerdik ki, öyle dikkatli, öyle tedbirli, öyle edepli, öyle hakikatli dinlerdik ki kıpırdamazdık. Sanki her birimizin başında bir kuş konmuş da kıpırdasak o kuş uçacakmış gibi pür dikkat dinlerdik. Sahabe böyle, sohbet böyle olur. Çok mühim bir hadisedir. Konuşmak, konuşmayı dinlemek, konuşmadan faydalanmak, nasip almak, pay almak, paylaşmak vallahi çok zor meseledir Müslümanlar. لَقَدْ اَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ كِتَابًا Size öyle bir kitap gönderdik ki, size öyle bir kitap indirdik ki, bakın, ne var o kitapta? Fihi, o kitapta var, zikrüküm, sizin şerefiniz var. Buradaki zikir kelimesi, şeref, şöhret, şan, izzet, iffet, hayat manasına geliyor. Bu kitapta, ey Müslümanlar, sizin şerefiniz var. اَفَلَا تَعْقِلُونَ Hiç mi aklınızı çalıştırmıyorsunuz? Şu ayete bakınız. Hiç mi aklınızı işletmiyorsunuz? Hiç mi aklınıza vurmuyorsunuz? Hiç mi akılla düşünmüyorsunuz? Öyle bir kitaba sahibiz ki, öyle bir Kur'an'a muhatabız ki, fihi zikrukun, onun içinde sizin şerefiniz var, sizin şöhretiniz var, sizin şanınız var. Kur'an'a sarıldıkça şerefiniz artacak. Kur'an'dan uzaklaştıkça şerefiniz, izzetiniz, haysiyetiniz yok olacak manasına geliyor. Ya tarihi hakikatler de bunun açık, seçik ibretleridir. Kur'an'a sarıldığımız asırlarda, Kur'an'a bağlı olduğumuz devirlerde üç kıtaya, yeryüzüne hükmettik mi etmedik mi Müslümanlar? Vallahi etmişiz. Bakın yeryüzünde Kur'an'a bağlı olduğumuz devirlerde yeryüzünde ecdadımız Osmanlı ecdadımız hepiniz biliyorsunuz üç kıta Afrika, Asya, Avrupa bu üç kıta üzerinde 640 sene kalmışlar. 640 sene. Mesela şu son senede, son aylarda, son günlerde her gün haber bültenlerini işgal eden Bosna Hersek olaylarıyla yakinen takip ettiğimiz Yugoslavya'da, daha geniş bir coğrafyayla bütün Balkanlarda, Yunanistan'da, Bulgaristan'da, Yugoslavya'da, Arnavutluk'ta, bütün Balkanlarda Osmanlılar tam 500 sene kalmışlar. 500 sene. Dile kolay Müslümanlar. 500 sene. 500 sene Belgrad'da, Sofya'da, Arnavutluk'ta, Yunanistan'da, Selanik'te, bütün buralarda Osmanlı 500 sene hükmetmiş. İster Müslüman, ister gayrimüslim olsun. Hiç kimsenin burnu kanamamış, kimsenin kanı akmamış, akıtılmamış. İşte tarih önümüzde. Sebep nedir? Kur'an'a dayandığı için, Kur'an'a sarıldığı için, Kur'an'ın emrine, Kur'an'ın hükmüne ram olduğu için Allah da bütün kıtaların, bütün hükümlerini onlara vermiş. Ayetten sadece.
Sırplı bir gazeteci anlatıyor. Efendiler, Sırplı, Sırbistan dediğimiz eski Osmanlı zamanı Sırbistan derlerdi. Sırplı bir gazeteci anlatıyor. Osmanlılar Yugoslavya'da 500 sene kaldı diyor. Azıcık araştırdıkları zaman bulacaklar, tarih ortada zaten. Eğer diyor bu Sırplı gazeteci, her sene bir Hristiyan ailenin Osmanlılar, her sene bir Hristiyan aileyi öldürmek, yok etmek isteselerdi. Her sene bir Hristiyan ailesini öldürmek isteselerdi, kimsenin kulağı duymazdı, senede bir Hristiyan aile. Her sene bir Hristiyan aileyi öldürseydiler, kimsenin kılı kıpırdamazdı, kimsenin de ruhu duymazdı. 500 sene devam etselerdi, Hristiyanlardan bir tek aile kalmazdı. Öldürselerdi, yok etselerdi, asimile etselerdi, yani soylarını kırsalardı, Hristiyandır diye öldürselerdi. 500 sene içerisinde her sene bir aile, her sene bir aile öldürselerdi, 500 sene sonra bir tek Hristiyan aile kalmazdı diyor. Doğru mu değil mi? Vallahi doğrudur. Ama hiç kimsenin kılına dokunmamış, hiçbir Hristiyanın burnunu kanatmamış, hiçbir Hristiyanın kilisesini yıkmamış, eğer aksi olsaydı, öldürseydi, kırsaydı, vursaydı, asimilasyon yani soykırım, eritme olayı yapsaydı, bugün bir tek Hristiyan bulunmazdı. O halde bugünkü Hristiyanlar Balkanlarda, Asya'da, Avrupa'da, Afrika'da, bugünkü Hristiyanlar varlıklarını Müslüman Osmanlılara borçlu mu değil mi? Ne dersiniz? Osmanlı'ya borçludur. Eğer bugüne kadar Hristiyanlar gelmişse, vallahi Osmanlı'ya borçludurlar. Çünkü öldürmemişler, çünkü soylarını kurutmamışlardır. Ama bugün Hristiyanlara bakın, Müslüman olmaktan başka hiçbir sebep yok olduğu halde, boşnakları Saraybosna'daki kundaktaki çocuklara kadar öldürüyorlar, kesiyorlar, kırıyorlar, döküyorlar, Allahsız Hristiyanlar imha ediyorlar. Hani insanlık, hani adalet, hani insan hakları, hani özgürlük, hani hayat hakkı? O halde bütün bunlardan sonra Avrupalı Hristiyanlara inanmaya imkan ve ihtimal yoktur. Bir Müslümanın nazarında Avrupalı şerefsizdir, Avrupalı karaktersizdir, Avrupalı namussuzdur, Avrupalı katildir, Avrupalı vahşidir. Bunun böyle olduğunu Bosna Hersek ispat etmiştir. Bunun böyle olduğunu resmen ispat etmiştir. İki yüzlü hainler, iki yüzlü kafirler, iki yüzlü katiller. Kur'an'a sarılanlar, 3 kıtaya 600 sene hakim olmuşlar. 600 sene. Kur'an'dan uzaklaşanlar, Kur'an'ın hükümlerini kaldırıp, yerine İsviçre'den kanun getirenler. Bakın, 70 sene sonra, vallahi Müslümanlar, bir insan olarak utanç duyuyorum her akşam. Bakınız, her akşam televizyon kanallarının bilmem hangi kanalında görüyorsunuz, gizli kameralarla yapılan çekimleri seyrediyorsunuz. Korkunç rüşvetler, hırsızlıklar, devlet hazinesini soymalar, yolsuzluklar, sahtekarlıklar, rezaletler, cinayetler o kadar çoğaldı ki vallahi utanıyorum, billahi utanıyorum. Siz de görüyorsunuz. Artık utanç duymaya başladık. Bu rejimden, bu sistemden, bu cumhuriyetten utanç duyuyorum. Yolsuzluklar, sahtekarlıklar, hileler, yalanlar, dolaplar, dümenler, sahtekarlıklar. Utanç duyuyorum. Böyle bir idare altında yaşamaktan vallahi utanıyorum. Billahi utanıyorum. İnsan olmaktan utanıyorum. Dün akşam gördünüz, mezarlıklar müdürlüğünde gizli çekim yaptılar. Görmediniz mi? Adam 10 milyona mezarlık satmış, tapusunu da vermiş,
Adam emin olarak benim mezarlığım var diyor. Bir de gidip de bakayım hele ne oldu diye bakıyorum. Benden sonra 10 kişiye daha sakmış mezarlığı diyor. Mezarlıklar Müdürlüğü. Düşünün memleketin ne hale geldiğini. Ya Müslümanlar, hangi şeye? Bütün mesele hakikatleri, İslami manaları derin derin anlayarak tefekkür dediğimiz aklımızla, bakın Rabbimiz ne diyor? Efela te'akilun. Hiç mi aklınıza danışmıyorsunuz? Efela te'akilun. Hiç mi aklınızla meseleleri müzakere etmiyorsunuz? Kur'an'da sizin şerefiniz var. Kur'an'da sizin şanınız var. Kur'an'da sizin tarihiniz var. Kur'an'da sizin kültürünüz var. Nasıl Kur'an'dan uzaklaşırsınız? Nasıl Kur'an'ın dışına çıkarsınız? Nasıl Kur'an'dan uzaklaşırsınız? Efela te'akilun. Hiç mi aklınızı işletmiyorsunuz? Bakınız burada da görüyorsunuz ki Kur'an aklımıza hitap ediyor. Efela te'akilun. Akele ya'kilu. Akıl, akıl. Aklen düşüneceksin. Aklen araştıracaksın, soruşturacaksın ve özgürlüğü, iradeni, insanlık haysiyetini idrak edeceksin. Efendiler, bir kimsenin aklı elinden alınırsa, akıl baştan giderse, akıl nimeti elden giderse, bu kişi Allah'a ve Kur'an'a muhatap olmaktan çıkıyor. Bir kimse akıl gider de deli olursa, o deli olan insan artık namazla, Kur'an'la, abdestle, oruçla mükellef olmaktan çıkar mı, çıkmaz mı? Çıkar. Bakın akıl çıktı mı, din de, iman da çıkıyor valla. Akıl. İslam dini gördüğünüz gibi aklı olana, akıllı olana hitap ediyor. Aklen, vicdanen, özgürce olan insana hitap ediyor. Onun için ben de burada bu Kadir gecesinde size aklın, dinin, İslam'ın, Kur'an'ın ışığında hitap ediyorum. Özgürce hitap ediyorum. Rahatlıkla hitap ediyorum. Elim bağlı, dilim bağlı olarak değil, açıkça konuşuyorum. Allah-u Teala hürriyetlerimize, özgürlüğümüze, vicdanımıza ve haysiyetimize darbe vurmak isteyenlere fırsat ve imkan vermesin inşallah. Zira Müslümanlar, baskı yapılan yerde insanın aklına, insanın vicdanına, insanın imanına, insanın anlayışına baskı yapılan yerde din ve iman yoktur. Dikkat buyurun. İnsanın şahsiyeti, haysiyeti özgür olduğu yerde, rahat düşünebildiği, rahat konuşabildiği, rahat inancını ifade ettiği yerde yetişir, büyür, gelişir. İnançlara baskı, düşünceye baskı, akla ve vicdana baskı yapılan yerde hiçbir şeref yoktur. Onun için İslam, Hristiyan da olsa, Yahudi de olsa, onu zorla Müslüman olmaya zorlamamıştır. Vallahi böyledir. Kur'an-ı Kerim ne diyor? La ikrahe fiddin. Kad tebeyyene rüşdü minel gay. Kurban olduğum Kur'an. Ne prensip koymuş Müslümanlar. Ne prensip. Ne kaide koymuş, görüyor musunuz? İçimizde hiç kimse gidip de bir Hristiyanın yakasından tutup zorla onu Müslüman yapabilir mi, yapamaz mı? Ne dersiniz? Yapamaz. Zorlama yoktur. Gidip de bir Yahudi'yi, bir Hristiyan'ı yakasından tutup çabucak Müslüman ol, seni yoksa öldürürüm diyemez. Zorla, kahırla, gadapla, cebirle bir kimseyi Müslüman yapmaya kalkışan kişi cehennemlik olur, Kur'an'a aykırı davranmış olur. Prensini gördünüz mü? Düşünecek. Bak, efela te'akilun. Aklınıza müracaat etmiyor musunuz? Aklına müracaat edecek, fikrine müracaat edecek, zihnine müracaat edecek, müzakere edecek, düşünecek, taşınacak, iman edecek.
zorlama yoktur, cebir yoktur, hakaret yoktur, baskı yoktur, taassup yoktur ve en ufak bir zorlama yoktur. İşte biz de inşallah zorlama olmadan, en ufak bir baskı altında kalmadan, akıl ve vicdan ölçüsünde, Kur'an ve sünnet ölçüsünde, Kur'an'ı bu mübarek Kadir gecesinde anlatmaya çalışıyoruz. Kastımız, maksadımız, gayemiz, davamız, düşüncemiz, tarihimizi, Kur'an'ımızı, dinimizi, manamızı, mukaddesatımızı Kur'an'ın ışığında anlamak, dinlemek ve kabullenmektir. Bakınız Müslümanlar, Kur'an şu ayet-i kerime ile de demin okuduğum ayet ile Kur'an'da şanımızın, şerefimizin, haysiyetimizin varlığını beyan etti. Şimdi aksini anlatıyor. وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَا. Aman ya Rabbi şu ayete bakınız. وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي. Buradaki zikir yine Kur'an manasınadır. Kur'an manasına. Kim benim kitabımdan, Kur'an'ımdan yüz çevirirse, bakınız, فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَا. O Kur'an'dan yüz çeviren insanları çok meşakkatli bir hayata mahkum ederim. Şu ayete bakın. Vallahi bunun kahrını yaşıyoruz. فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً. Ne demek maişet? Yaşayış. اَاشَ يَعِيشُ. Yaşamak, maişet. Öyle bir yaşama, öyle bir hayat tarzı ki danka, darlık içinde, horluk içinde, sıkıntı içinde, musibet içinde, bir yandan terör, bir yandan anarşi, bir yandan enflasyon, bir yandan felaket. Bütün bunları Kur'an açıklıyor. وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي. Kim ki benim kitabımdan, Kur'an'ımdan, Muhammed Mustafa'mdan uzak yaşarsa, böyle bir hayata mahkum ederim diyor. Uzak yaşamak mümkün değil. Demek ki Kur'an'ı öyle özümleyeceğiz ki hayatımızın her sahasında Kur'an'a muhatap olduğumuzun idrakini taşıyacağız. Her hayatımızın her sahasında Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme muhatap olduğumuzu idrak edeceğiz. Hayatımızın her sahasında kelime-i şehadette ifade ettiğimiz manaya sadık kalacağız. Teberrüken mübarek Kadir gecesinin bereketine nail olmak maksadıyla bir kelime-i şehadet okuyalım. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Bir de kelime-i tevhid okuyalım. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Böylece kelime-i tevhidde ve kelime-i şehadette ifade ettiğimiz manaya, ifade ettiğimiz hakikate bir ömür sadakat göstereceğiz. Kur'an bütün bu hakikati hem Müslümanlara iftar ediyor hem de gayrimüslimlere iftar ediyor. Bakınız mesela ehli kitaba, gerek Hristiyanlar olsun, gerekse Yahudiler olsun, onlara Kur'an su mesajı. Ey ehli kitap, ey kendilerine İncil verilenler, ey kendilerine Tevrat kitabı verilenler, Teâlev ilâ kelimetin sevâin beynenâ ve beyneküm. Sizin ve bizim aramızda eşit olan, tek olan bir kelimeye gelin. O kelime nedir? Hep beraber okuyalım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulü. Bakın Hristiyanları buna çağırıyor Kur'an. Öyle bir sizin de bizim de aramızda tek kelime. Sevaun beynena ve beyneküm. Sizin de aranızda eşit bir mana, bizim de aramızda eşit bir mana. O da Allah'tan başka hiçbir ilahın olmadığı ve son peygamber olarak Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselamın mevcudiyeti ve risaleti. Başka bir şey yoktur. Bütün insanlığı Kur'an buna çağırıyor. Günde 5 defa minarelerde
okunan ezan-ı Muhammedi insanlığı bu gerçeğe çağırıyor. Bütün Müslümanları bu mana etrafında kenetlenmeye çağırıyor. Başka ne manası olabilir? Demek ki aziz Müslümanlar, şerefli müminler Kur'an'dan uzaklaştıkça hayatımız zorlaşıyor. Nefsimizi ve neslimizi idare etmek zorlaşıyor. Ahlakımız bozuluyor, cemiyetimiz bozuluyor, maneviyatımız bozuluyor, mukaddesatımız bozuluyor, haysiyetimiz, şerefimiz gittikçe bozuluyor. Ve dünya milletleri arasında görüyorsunuz gittikçe zorlanıyoruz, gittikçe horlanıyoruz, gittikçe çetin bir mecraya sürükleniyoruz. Allah-u Teala şu mübarek Kadir Gecesi hürmetine, Kadir Gecesi'nin bereketine yeniden Müslüman Türk milletini yeryüzüne hakim hale getirsin inşallah. Amin. Müminler, bir noktaya daha temas edeyim. Bakınız Kur'an-ı Kerim yaşayan insanları, yaşayan Müslümanları bütün cepheleriyle ihata ediyor. Hayatımızın her sahasına ve her sahnesine karışıyor. Sadece Kur'an-ı Kerim bize namaz kılmayı öğretmek için gelmedi. Sadece namaz kılmayı, oruç tutmayı, hacca gitmeyi, zekat vermeyi öğretmeye gelmedi. Bir Müslümanın doğumundan ölümüne kadar bütün hayatını içine alan emirler ve yasaklar silsilesi getirdi. İşte burayı anlatmak çok güç oluyor. Hayatımıza karışıyor Kur'an. Kur'an'a inanan bir Müslüman hayatının her sahasında Kur'an'ın koyduğu ölçülerle karşı karşıya geliyor. Bakınız bir ayet okuyayım. Yes'elûneke anil mahîd. Rabbimiz, Mevlamız, bakınız bu ayeti kerimede özel bir hayatımıza, özel, çok özel bir hayatımıza müdahale ederek buyuruyor ki Habibim, Resulüm, yes'elûneke, sana soruyorlar, sana soruyorlar, yes'elûneke, neyi soruyorlar? Anil mahîdî, hayızdan soruyorlar, hayız. Hayız nedir? Kadınların ay hali, biliyorsunuz. Allah-u Teala'nın fıtratı, hılkati icabı, kadınlar belli bir yaşa kadar her ay belli günlerde hayız görürler. Adet olurlar, ay hali olurlar. Bu ayıbı, günahı yok. İlahi bir nizam. Ne diyeceksiniz? Kadınların ay halinden sana soruyorlar. Ey benim Muhammed'im. Allahümme salli ala Muhammed. Ne olacak bu vaziyet? Ay halinde, adet halindeki kadınların hali ne olacak? Nasıl davranacağız? Nasıl hareket edeceğiz? Nasıl tedbir alacağız? Habibim, sana bunu soruyorlar. Ve Rabbimiz cevaben diyor ki kul hüve ezen, de ki o eziyettir, sıkıntıdır. Ay halinde kadınlar sıkıntılıdır, rahatsızdır, tedirgindir, sıkıntılıdır. E ne yapalım öyleyse? Fela tekrabuhunne hatta yathurne, o ay hali geçinceye kadar hayızlı halden kurtulup gusül abdesti alıp temizleninceye kadar o kadınlarla cinsel münasebette bulunmayın. Gördünüz mü? Bakın en mahrem, hayatımızın en mahrem meselesine kadar Kur'an-ı Kerim karışıyor mu, karışmıyor mu? Karışıyor. Bundan dolayıdır ki adet halinde, ay halinde hayızlıyken bir Müslüman kadın yıkanıp temizleninceye kadar helali olan kocasıyla cinsel ilişkide bulunamaz. Temizleninceye kadar helali olan kadın cinsel ilişki bakımından kocasına haramdır. Bakın karışıyor. Nasıl istersem öyle yaparım diyemezsiniz. Allah nasıl isterse öyle yapacaksın. Kur'an-ı Kerim hayatımızı, aile hayatımızı, dünya hayatımızı, ferdi hayatımızı düzene sokmak için geliyor mu, gelmiyor mu? Geliyor. Hadise budur. فَاِذَا تَطَحَّرْنَا فَاَتُوهُنَّ مِنْ حَيْسُ اَمَرَكُمُ اللّٰهِ Kadınlar da hayız halinden temizlenip sıhhatlerine,
temizliklerine kavuşunca artık Allah'ın koyduğu yasak kalkar, normale döner diyor. Amenna ve saddakna. Bakınız, özel bir hale daha misal vereyim. Kur'an'ın ne olduğunu, neye geldiğini, niçin geldiğini anlatmak bakımından söylüyorum. وَالَّذ۪ينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَزَرُونَ اَزْوَاجًا. Bakın, kocası ölen kadınlar, bir Müslüman kadının kocası ölmüş diyelim. Ne olacak? Kocası ölen kadın öldü, Allah'ın takdiridir, Allah'ın koyduğu sınırdır, eceldir, ömürdür, öldü. Kadın geriye kaldı, genç kadın. Genç kadın kocası ölmüştür diye istediği gibi hareket edebilir mi? Kocası ölür ölmez 3 gün sonra, 5 gün sonra evlenebilir mi, evlenemez mi? Ne dersiniz? Evlenemez. Rabbimiz müdahale ediyor, Kur'an hüküm getiriyor ve onu açıklıyor. Bakın siz okuyorum. وَالَّذ۪ينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَزَرُونَ اَزْوَاجًا. Sizden ölen erkekler, geriye bıraktıkları kadınlar, erkek öldü, kadın kaldı geride. Ne olacak bu kadın? Nasıl hareket edecek? يَتَرَبَّسْنَا بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَاَشْرًا. Bizzat o kadın, kocası ölen kadın, 4 ay 10 gün bekleyecek. 4 ay, bak, اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ. 4 ay 10 gün bekleyecek, katiyen evlenemeyecektir. Evlenmek yasak. Ne kadar nasibi çıkarsa çıksın, ne kadar münasibi çıkarsa çıksın, 4 ay 10 gün beklemeden evlenemez, yasaktır, haramdır. Niçin acaba Müslümanlar? Bu kanunu koyan, insanları yaratan Allah mı değil mi? Allah'tır. Allah yarattıklarını, yarattığı kadını, yarattığı erkeği herkesten daha iyi bilir mi, bilmez mi? Bilir. Bildiği için bu kanunu koymuş. Niye 4 ay 10 gün bekleyecek kadın? Biliyorsunuz. Kadınların yaratılışı, yapısı erkeklerden farklı mıdır, değil midir? Farklıdır. Kadında rahim diye bir şey var. Rahim. Hamile kalırlar, döllenirler, çocuk doğururlar, çocuk emzirirler. Allah kadının düzenini buna göre yaratmıştır. Rahim var. Bundan dolayıdır ki kocası ölen kadın, kocasının ölümünden 5 gün sonra, 10 gün sonra evlenseydi, bir müddet sonra da hamile kaldığı ortaya çıksaydı, aa, kadın hamile kaldı, acaba ölen kocasından mı hamile kaldı, hemen kocasından sonra evlendiği erkekten mi hamile kaldı, belli olur muydu, olmaz mıydı? Olmazdı. 4 ay 10 gün, yani 130 gün bekleyecek ki hamile olup olmadığı, karnında yavru olup olmadığı, döllenme olup olmadığı meydana çıksın, ortaya çıksın ki ondan sonra evlensin. Ondan sonra 4 ay 10 gün sonra zaten hamile olup olmadığı resmen ortaya çıkıyor. Mühlet tamamdır. Eğer hamile değilse, herhangi bir döllenme olmamışsa şimdi evlenebilir. Şimdi evlenebilir, mesele kalmamıştır. Hamile olduğu ortaya çıkarsa çocuğunu doğuruncaya kadar evlenemez, bekleyecek. Ta ki nesebi sahih olsun, çocuğun babası belli olsun, zürriyet temiz olsun, nesil temiz olsun, nesep sahih olsun. İslam'ı görüyor musunuz Müslümanlar? Her şey nasıl ölçülere bağlanmıştır? Ve Kur'an bütün hayatımıza, bütün beşeri münasebetlerimize, bütün yaşayışımıza resmen karışıyor, müdahale ediyor, tanzim ediyor, tertip ediyor. Ve bir ayet daha okuyayım ki bu Kur'an'ın bu ciheti, bu manası daha bir anlaşılsın, daha bir hakikate ulaşsın. Estaizu billah. İnna enzelna ileykel kitabe. Bakınız hep böyle enzelna, enzelna, enzelna. Bakınız, yani devamlı Kur'an'ı biz gönderdik, biz indirdik, biz indirdik. Rabbim böyle hitap ediyor. İnna enzelnahu fi leyletil kadr.
Demin dediğim, bakın burada da aynen. İnne enzelna ileykel kitab. Ey Habibim, Resulüm, Muhammed Mustafa'm. Allahümme salli ala Muhammed. Enzelna, sana indirdik. İleyke, ileyke demek Arapça sana. Gönderdik, indirdik. El kitabe, kitabı. Kitaptan gaye nedir? Kur'an-ı Kerim, işte bu. El kitap diyor. Bu kitabı, bu Kur'an'ı sana indirdik, gönderdik. Neyle? Bil hakkı, hak ile, hakikat ile, gerçek olarak gönderdik. Niçin acaba? Bakınız, vallahi burası çok mühim Müslümanlar. Şu nokta çok mühim. Buraya biraz daha fazla parmak basacağım. Niçin Kur'an'ı gönderdiğin Rabbim şu ayette çok açık ifade ediyor. لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا اَرَاكَ اللّٰهِ. Bakın ne kadar canlı, ne kadar manalı. لِتَحْكُمَ hüküm veresin. بَيْنَ النَّاسِ insanlar arasında hüküm veresin. İnsanların meselelerini halledesin. Hakem olasın. Hüküm veresin, insanların halini, hayatını, meselelerini, meşgelelerini, davalarını, dertlerini esasa bağlayasın. Aman ya Rabbi! Ne şekilde? Bima erakallah, Allah'ın sana gösterdiği şekilde. Allah nasıl göstermiş söyle. Kendi kafasından peygamber bir şey yapamaz ki. Kendi kafasından, kendi düşüncesinden, kendi hevasıyla, hevesiyle bir şey yapamaz peygamber. Bima erakallâhe, Allah'ın sana gösterdiği şekilde. Bakın, nasıl gösterdi, nasıl beyan etti, nasıl bildirdiyse o şekilde insanlar arasında Kur'an ile hükmedesin. Kur'an ile insanların meselelerini izah edesin, çözümleyesin diye. Şimdi biz şurayı açıklamak istiyorum. Biliyorum sabrınız taştı. Saatlerdir buradasınız. İçerisi de haddinden fazla sıcak. Ben de aynen 80 derecelik hamamda terlemiş bir insana döndüm yani. Ama Kadir gecesi hürmetine biraz sabredeceğiz. Ne yapalım? Merak etmeyiniz. Bize hiçbir şey olmaz. Allah'ın lütfuyla. Biz Allah'ın himayesindeyiz. Allah'ın lütfuyla, Resulullah'ın rahmeten lil alemin olmasının sıfatı altındayız. Rabbimizin rahmeti altındayız. Ülkenin güvenliği altındayız. Güvenlik kuvvetlerinin tedbiri altındayız. Hiç merak etmeyin inşallah. Devam edeceğiz. Allah razı olsun. لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا اَرَاكَ. Allah sana nasıl gösterdiyse İnsanlara öyle hüküm veresin, insanların dertlerini, davalarını çözümleyesin. Bakın mesela bu. Halbuki biz Kur'an'ı şimdi nasıl telakki etmişiz? Biz Kur'an'ı nasıl telakki, yani kabullenmişiz? Biz Kur'an'ı sadece şimdi okuyoruz. Okumak, Kur'an'ı okumak tamam, amenna, ibadettir. Her zaman, her fırsatta edeple, abdestle, hususi bir taharetle Kur'an'ı okumak ibadet mi değil mi? İbadettir. Peki efali mükellefinden, efali mükellefini biliyorsunuz 8 maddedir. Farz, vacip, sünnet, müstehap, haram, mekruh, müfsit, mubah. Efali mükellefin 8'dir. Peki bu 8 maddenin içinde Kur'an-ı Kerim'i okumak nedir? Hayır. Sünnettir Müslümanlar. Bak yanlış söylüyorlar. Kur'an-ı Kerim'i yüzünden okumak neymiş? Sünnetmiş. Sünnettir. Görüyor musunuz? Peki Kur'an'ın hükümleriyle amel etmek nedir? Farzdır. Biz şimdi bu halimizle farzla mı meşgulüz, sünnetle mi? Sünnetle meşgulüz. Ahkamıyla amel eden kim? Söyle bana bakayım. Ya demek ki bugünkü müminler, bugünkü Müslümanlar sünnet ile meşgul olurken neyi ihmal ediyorlar? Farzı ihmal ediyorlar.
mesele burada, dert burada, dava burada. Onun için meselelerimiz çözülmüyor Müslümanlar. Kur'an-ı Kerim sadece okunsun diye mi geldi, yaşansın diye mi geldi? Ama biz sadece okuyoruz. Ya yaşamak başka şey, okumak başka şeydir. Kur'an'ı okumak amenna ibadettir, lezzettir, izzettir, neyse ama yaşamak gayedir. Kur'an'ı okumak vasıta mıdır, gaye midir? Vasıtadır. Yaşamak nedir? Gayedir. Biz gayeye ulaşmış mıyız, ulaşmamış mıyız? Ulaşmamışız. Bakın, siz kendiniz söylüyorsunuz. Buraya gelmişken müsaade eder misiniz? Hazreti Mevlana'dan bir misal anlatayım. Allah razı olsun. Hazreti Mevlana'nın şu misalini ne olur? Biliyorum zihniniz yoruldu. Kafanız yoruldu. Bedeniniz yoruldu ama ne olur şu Mevlana'nın misalini aklınızda tutarsanız vallahi mesud olurum. Mutlu olurum. Mevlana'nın bir misalini söylüyorum. Fazla uzatmayacağım. Saat 1'e geliyor zaten. Öyle yapalım ki gidesiniz de yatmaya fırsat bulmadan sahur yiyesiniz. Yani sizi sofraya göndereceğim. Yatmaya değil yani. İnşallah. Allah'a hamdolsun biz müminiz. Kur'an'ın muhataplarıyız. Kur'an'ın mükellefleriyiz. Ne yapalım? Devam edeceğiz. Mevlana şunu misal, Allah aşkına ne olur, aklınızda kalmasını çok istiyorum. Mevlana diyor ki, iki ayet almış Kur'an'dan, açıklamış ve misal, temsil getirmiş. İki ayetten birisi şu: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَنُنَزِّلُ İndirmekteyiz minel Kur'ani Kur'an'dan ma huve şifaun şifa olsun diye ve rahmetün rahmet olsun diye kim için lil müminin müminlere şifa olsun diye Kur'an'ı göndermişiz. Demek ki Kur'an'ı göndermekten maksat neymiş? Şifa, şifa, şifa. Müminlerin dertlerine, davalarına, meselelerine şifa olsun, deva olsun, çözüm olsun, çare olsun diye Kur'an'ı göndermiştir. Hadise budur. Burada şifa kelimesi var. Ve nunezzilu minel Kur'ani ma huve şifa. Kur'an için Rabbimiz şifa kelimesini kullanıyor. Mevlana bu ayeti almış. Bir de Kur'an'da şifa kelimesini kullandığı bir ayet daha var. Bunu da bal için kullanıyor. Bal, bal. Hani bal arısı var biliyorsunuz, peteğin içinde bal yapıyor. Bu balı anlatırken Rabbimiz ne diyor? Fihi şifaun linnas. O balda, kovanın içindeki balda bütün insanlar için şifa vardır diyor. Bal için şifa, bir de Kur'an için şifa. Kur'an'ı bala, balı Kur'an'a. Bakın ne güzel bir tenasüp var. Mevlana bu noktayı yakalamış, tam taşı gediğine koymuştur. Diyor ki Celaleddin Rumi Kaddesallahu sırrahul Ali diyor ki efendiler Allah aşkına bu temsil aklınızda kalsın diyordum ya, şöyle anlatıyor: dünyanın en güzel, en temiz, en şifalı, en arı, en duru, aseli musaffa dedikleri katkısız saf balını, aseli musaffa, süzülmüş, arıtılmış, pırıl pırıl bir bal. Bir balı diyor, bakın elime, cam bir kavanozun içine koysalar diyor Mevlana. Kavanozun içine koysalar, kavanozun da ağzını sıkı sıkıya kapatsalar, bal kavanozun içinde. İnsanlardan birisi de bu kavanozu alıp, camın dışından içerideki balı, diliyle yalamaya kalkışsa diyor bile, camın dışından dilini yaslamış balı yalıyor. Ama bal içeride, camdan yani dışarıdan balı senelerce yalasa bal o adama şifa olur mu olmaz mı? Olmaz, olmaz, olmaz diyor Mevlana diyor. Niye? Çünkü bal ile o yalayan adam arasında cam var, engel var. Balı alamıyor, ağzına alamıyor, içine alamıyor, midesine alamıyor, kanına karıştıramıyor. Ne yapması lazım?
kavanozun kapağını çıkartması lazım, parmağını bala sokup ağzına alıp yemesi lazım diyor. Balın içine girmesi lazım, balı içine alması lazım. O zaman şifa olur. Dışarıdan senelerce yalasa o bal ona şifa olmaz diyor. Bu anlaşıldı mı? Hay Allah razı olsun. Aynı şekilde geliyor Kur'an'a. Bir kimse de, bakın Allah aşkına, Kur'an-ı Kerim'in içindeki manayı, hükümleri, ayetleri, emirleri, yasakları okumadan, anlamadan, o ayetleri ve hükümleri hayatına tatbik etmeden, içine almadan, Kur'an'la bütünleşmeden, Kur'an'la buluşmadan, Kur'an'la bağdaşmadan, Kur'an'la özdeşleşmeden, sadece yüzünden Kur'an'ı, ezbere Kur'an'ı okuyup da içindeki hükümlerle amel etmeyen adamın misali, balı kavanozdan dışından yalayan adamın hali gibidir diyor. Şifa olmaz. Bakın ne muhteşem bir misal. Ne muazzam bir ispat yapmış oldu Mevlana, görüyor musunuz? Kur'an'ın içine gireceksin, ayetleri anlayacaksın, hükümleri anlayacaksın, sana taalluk eden meseleleri yerine getireceksin, okuyacaksın, anlayacaksın, yaşayacaksın. O zaman Kur'an, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ الشِّفَاءٌ, işte şifa olma haysiyeti orada tecelli edecek diyor. Yoksa hiçbir mana ifade etmiyor. Oku, 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 oku. Değişen bir şey yok. Demek ki içine girmek, Kur'an'ı anlamak ve Kur'an'ın hükümleriyle amel etmek. Mesela burası. Üzülerek beyan edelim ki, maalesef bugünkü halimiz, bugünkü yolumuz, bugünkü tavrımız, Kur'an'ı sadece okumak, okumak, ama kime okuyoruz? Ölülerimizin ruhlarına. Bekliyorsun. Efendim 40. gün o ölünün etleri kemiklerden ayrılıyormuş. Niye bu kasaphanede ayrılan bir hayvan kemiği mi bu? Ne demek bu lan et kemikten ayrılıyor? Nerede yazıyor? Hangi kitapta yazıyor? Ruh bedenden çıktıktan sonra etin kemiğin hiçbir şeyi kalmaz ki. Hükmü kalmaz. Ne ruh kemikten? Ruh öldüğü zaman ayrıldı. Ne eti kemiği? Kasaplık mı yapıyorsun? Kuşbaşı mı yapıyorsun? Kıyma mı yapıyorsun sen? Ne korkunç cehalet. Ne korkunç uydurma şeyler. Vallahi hiçbir kitapta 7. gün yok.